Merhaba sevgili izleyiciler. 2 Ocak'ta Türkiye saatine göre sabah 5:23'te Yengeç Burcu'nun 11 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Yengeç Dolunayı özellikle öncü burçlar, Yengeç, Oğlak, Koç ve Teraziler için daha önemli etkiler ortaya çıkarabilir. Gökyüzünde su elementinde güçlü etkiler var. Ay Yengeç Burcu'nda, Mars ve Jüpiter Akrep Burcu'nda, Neptün de Balık Burcu'nda ve çok güzel bir Dolunay'da su üçgeninin oluştuğunu görüyoruz gökyüzünde. Bu maneviyatın, ruhsal etkilerin güçlendiği bir dönem. Duygularımız derinleşebilir, sezgilerimiz güçlenebilir. Ve yaşamımızda duygusal hassasiyetimizle ilgili kavramların da öne çıktığı bir dönem olacak. Çünkü Yengeç, Zodyak'ta 4. evi yönetir, ay tarafından yönetilir. Bizim yakınlarımız, ailemiz, ebeveynlerimiz, annemiz, babamız, yaşadığımız yer, yuvamız, beslenme, bakım, barınma gibi kavramlar, anne çocuk temaları, doğum gibi konular, vatan, millet gibi kavramlar Yengeç Burcu tarafından temsil edilir ve Yengeç Dolunaylarında gerek kişisel gerek toplumsal alanlarda bu konularda biraz daha böyle hassasiyetin arttığını gözleyebiliriz. Evet, doğum haritalarımızda Yengeç Burcu hangi ev alanını yönetiyorsa o ev alanında bir aydınlanma, bir farkındalık bekleyebiliriz bu Dolunay'da. Venüs de birleşiyor Dolunay. Venüs de genel anlamda bir ilişki teması taşıyor burada. Bunlar özel bir ilişkimiz, evlilik gibi konular olabilir, işbirlikleri olabilir. Sosyal alandaki yapılar, eşitlik, hak, hukuk, adalet gibi konular olabilir. Ülkeler arası ilişkiler, siyasi konular olabilir. İlişkiler, işbirlikleri ve bunlardaki konuların, bazı çekişmelerin, süregelen bazı sorunların bu Dolunay'da çözüme kavuşması, uygun bazı yolların bulunması, çevremizden önemli desteklerin gelmesi mümkün. Çünkü böyle güzel bir su üçgeni altında maddi manevi sorunlarımızın çözümü için yardımlar alabiliriz. Kendi kişisel farkındalığımızın, sezgilerimizin de güçlendiği bir dönem. İç sesimizi dinleyerek de aslında manevi bir güç alarak da bu Dolunay döneminde yine hayatımızda önemli gelişmeler olabilir. Başkalarına karşı daha duyarlı olabileceğimiz bir dönem. Tabii ki aşk, romantizm gibi konular, sanat ve yaratıcılıkla ilgili konular da çok aktif. Bunları da iyi bir şekilde değerlendirebiliriz. Özellikle ülkemiz açısından baktığımızda yengeç yükselen bir ülkeyiz. Akrep burcuyuz ve Dolunay 1. evimizde meydana geliyor. Jüpiter-Mars kavuşumu yine Akrep burcu olduğumuz için bizim için önemli bir noktada. 7. evimizde Güneş-Venüs kavuşumu, ülkeler arası ilişkiler, siyasi konular, müttefik ülkeler, anlaşmalar, sözleşmeler. Bazen bu açık düşmanlık ya da rekabet içerisinde olduğumuz ya da çekişme yaşadığımız ilişkiler olabilir ülkeler arası. Bunlarda da bazı ortak temaların yakalanabileceğini, bazı çözüm yollarının bulunabileceğini, yardımlar, destekler alabileceğimizi de gösteriyor. Aslında geçtiğimiz 18 Aralık'ta meydana gelen yeni ayın ardından oluşan bir dolunay bu. Ülkemiz dünya kamuoyunda da oldukça inisiyatif aldığı, çok aktif olduğu bir süreçte ve bununla ilgili geri dönüşlerin de başarılı olabileceği bir süreç aslında bu Dolunay. Ve Dolunay'dan birkaç gün önce meydana gelen Amerika'yla bir süredir yaşadığımız o vize probleminin de çözümlenmesi bu Dolunay etkileri arasında sayılabilir. Ve buna benzer yine siyasi alanda önemli gelişmelerle de ve ülkemiz adına sevindirici gelişmelerle de karşılaşabiliriz. Sanatsal anlamda da başarılar var. Çünkü Mars-Jüpiter kavuşumu 5. evimizde ülkemiz sanat ve sanatçıları temsil ediyor, sporcuları temsil ediyor. Genel anlamda ülkeler arası bu tarz konularda da yine Türkiye'nin biraz daha öne çıkıp başarı elde edebileceği bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda ülkemizde aile, kadın, doğum, çocuk gibi ve kadına yönelik konularında çok aktif olduğu bir süreç. Yengeç teması zaten bunu taşıyor ve ülkemizde de bu alanda bazı düzenlemeler, belki bazı siyasi konular, bazı yardım çalışmaları gündeme gelebilir. Evet, burçlara kısaca değinirsek, koçlar için ev, yuva, aile gibi konular öne çıkıyor. Boğalar için daha çok yakın çevre ilişkileri, eğitim gibi konularda başarı var. İkizler Burcu para kazanabilirler ve bütçelerinde güzel gelişmeler olabilir, gelirlerinde artışlar olabilir. Yengeç Burçları genel anlamda her alanda başarı elde edebilecekleri bir dönemdeler. Yaratıcılıkları çok güçlü.
akademik konular, yurt dışı hedefleri, aşkla ilgili konularda aktif bir aydalar, başarı var sevgili yengeçler. Aslan burçları için genel anlamda biraz daha böyle ruhsal ve bedensel arınma, şifa konularına yöneliyorlar. Spiritüel konular ön planda ve bazı gizli konuları da bu dönemde keşfedebilirler. Hayatlarında sürprizler de söz konusu olabilir. Başak burçları sosyal ilişkilerinde canlılık var. Yeni projeler, yeni teklifler gelebilir. Terazi burçları için özellikle iş, meslek ve kariyer alanında öne çıktıkları, başarı elde edebilecekleri bir dönem. Akrep burçları için yurt dışı bir seyahat olabilir. Hukuksal bir başarı veya akademik bir başarı olabilir. Yay burçları için parasal anlamda yardım alabilecekleri ve bir sorunu çözebilecekleri bir dönem. Bazı sağlık sorunları için de başarılı şifa konuları gündemde olabilir. Oğlak burçları ilişkilerinizle ilgili çok önemli bir dönem. Özellikle iş birlikleri, ikili ilişkiler, eş partner ilişkilerinde önemli kararlar verebilirsiniz ve bazı süre gelen problemleri de çözüme kavuşturabilirsiniz. Kova burçları için bu dönemde özellikle iş ve mesleki konular, günlük yaşamda bazı önemli değişimler, dönüşümler olabilir. Balık burçları için çocuk sahibi olmak için iyi bir süreç. Belki bazıları hamilelik gibi böyle çocuklarla ilgili sevindirici haberler alabilirler. Var olan çocuklarınızla da ilgili iyi bir dönem. Aşk hayatınız tabii ki daha genç balıklar için de son derece aşk ve romantizm konusunda destekleyici bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Hazırladığımız haftalık, aylık videolarda da dolunayın detaylı yorumlarını bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.